Bu hikaye son kozunu soyunmaktan yana kullanan, Fenerbahçeli olmaktan büyük mutluluk duyan, erkeklerin iştahını açtığı için iştah şurubu diye bahsedilen, gizli aşklarıyla magazin basınını sık sık meşgul eden, sinema hayatında seks bombası olma yolunda ilerleyen, o cesur hayatının ardından evlenip evinin kadını olan, yıllar sonra yine kamera karşısına geçen ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bahar Erdeniz'in hikayesi. Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950'de İstanbul'da dünyaya geldi. Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada bir yıl kadar psikoloji eğitimi aldı. Türkiye'ye geri döndü sonra. Mankenlik okuluna yazıldı. Daha sonra Mankenler Kraliçesi yarışmasına katıldı. Yarışmaya 78 kişi katılmıştı. Jüri yarışmaya gelen kişiler arasından 25'ini ayırdı ve bu 25 aday jüri önünde bir kez daha yürüdü. Bu geçişte 10 kişi daha elenmişti. Kalan son 15 isim kraliçe olma hayalleriyle büyük günü beklemeye başladı. 21 Mayıs yani final günü geldiğinde, Emek Sineması'nda yapılan yarışmada tam anlamıyla bir esmer güzeli olan Bahar çok beğenildi. Sinemanın girişinde davetiyelerini mühürletip oy pusulası alan seyirciler oylarını verdiler ve sonuçlar belli oldu. Kraliçe Bahar Erdeniz'di, ikinci Semra Karaca, üçüncü ise Nur Alpan olmuştu. O günlerde Ses dergisinde yazılanlar Tozlu Magazin sayfasında şöyle anlatılmıştı. Bahar Erdeniz, Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitmiş. İsveç biliyorsunuz sarışın insanlar ülkesidir. Kelimenin modern anlamında bir esmer güzeli olan Bahar Erdeniz orada hemen dikkat çekmiş tabii. Çok yerden defilemizde mankenlik yapar mısınız, bizim şirkete foto model olarak girer misiniz şeklinde teklifler almış. Bunun üzerine düşünmüş ve sadece deney olsun diye birkaç defa podyuma çıkmış, bir iki resim çektirmiş ve bu işi yapabileceğini, yaparsa başarılı olacağını anlamış. Sonra eşiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş ve okula yazılmış. Okul bu yarışmayı düzenleyince de katılmış tabii. Günlerde oyunculuk yapmayı düşünmediğini söylüyordu Bahar. Ama gelen tekliflerin çokluğu ve cazibesi çiçeği burnunda kraliçeyi çok şaşırtmıştı. Gazetelerde yayınlanan resimlerini gören, röportajlarını okuyan bütün prodüktörler onu oyunculuğa başlatmak için uğraşıyordu. Sonunda güzel mankene evet dedirtebildiler. İlk mukaveleyi yapmak Ümit Utku'ya nasip oldu. O zamanlar evliydi Bahar. Eşi ve menajeriyle birlikte Kervan Film Yazıhanesi'ne gitti ve iki filmlik mukaveleyi hayırlı olsun nidaları eşliğinde imzaladı. Yapılan bu anlaşmaya göre Erdeniz ilk önce Afacan Küçük Serseri filminde oynayacak, Sadri Alışık ve Menderes Utku ile başrolü paylaşacaktı. Oyunculukla ilgili kitaplar okuyup sürekli setleri gezerek başladı bu yolculuğa. İnşallah kamera karşısında başarılı olurum diyordu. Bu ilk filmin yönetmeni Ülke Erakal'ın da ondan son derece umutluydu. Beklediği gibi de oldu. Afacan Küçük Serseri filmiyle oyunculuğa başlayan Erdeniz daha sonra sinemada kalmaya karar verdi. Ardından Suçlu, Kır Çiçeği, Ömer Hayyam, Kılıç Aslan, Mavi Menderes gibi filmlerde rol aldı. Ses sanatçısı olarak sahnelere de çıkan oyuncu, uzun yıllar mankenliği, oyunculuğu ve şarkıcılığı bir arada yürüttü. Bu durumdan hiç yorgunluk duymuyordu üstelik. Tek şikayeti peynir, ekmek ve meyveyle yetinmek zorunda kalışıydı. İyi bir manken ve sanatçının gıdasına ve uykusuna dikkat etmek zorunda olduğunu söylüyor ve ne yapalım, ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz diyordu. Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemlerde ilk eşinden ayrıldı Bahar. Gizli aşklar yaşıyor, adı manşetlerden düşmüyordu. Yıllar önce hakkında çıkan bir haberde şöyle yazıyordu. Bahar Erdeniz geriye doğru saymayı bırakıp kendine çekidüzen verdi. Artık kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadan layık olduğu yere tırmanmaya çalışıyor. Fotomodellikten tut, artistliğe kadar bilimum sanat kollarının hepsinde üstad olan Bahar Erdeniz, gizli aşkların kendisine uğur getirmediğini söylüyor. Bahar fıstığının bundan sonraki rotası şöyle, boğaz vapuru gibi her iskeleye uğramak yok. Ancak kıyak iskelelerde hafif bir durak yapabilirim. Bundan sonra Bahar'ın ne Lodos ne Poyraz,
hiçbir rüzgar yıkamaz. Bir başka haberde ise bahardan iştah şurubu diye bahsedilmiş ve şöyle yazılmıştı. Güzel yıldız Bahar Erdeniz'e iştah şurubu adını takan yakınları, bahar tatlı bir iştah şurubu gibi. Takındığı tavırlar ve verdiği pozlarla erkeklerin iştahını açmasını biliyor. Ama bunun yanında davranışlarını sınırlamayı da çok iyi beceriyor. Bir sürü sevgili değiştirdikten sonra artık aşk defterini kapadığını söyleyen güzel yıldız Bahar Erdeniz'e yakınları iştah şurubu adını taktı. Bahar Erdeniz şöhretin zirvesindeyken yaptığı bir hatayı ise şöyle anlatmıştı. Sinemada oynamak bana her şeyden önce özgürlüğümü sağladığı için mutluyum. Bu özgürlük ekonomik alanda. Bugün annemle beraber oturuyorum. Geleceğe ait hesaplarım var. Hatalı hareket etmemem gerekiyor. Bir kere büyük bir hata yaptım. Avrupalı bir fotoğrafçıya 25 bin lira karşılığında çıplak fotoğraflar çektirdim. Bu davranışımla bir anda seyircimin gözündeki saygınlığımı yitirdim. Bir daha bu tip hatalar yapmayacağım. En çok istediği şeyi ise şöyle anlatmıştı güzel oyuncu. Fazla hiçbir şeye karşı ihtirasım yok. Herkesin gözünden uzak tenha bir yerde evim olsun istiyorum. Bu evin kapısı sadece sevdiğim dostlara açık olacak. Doğayla baş başa yaşamak istiyorum. Bugün sinema ve sahneden kazandığım paraları hep bu idealimi gerçekleştirmek için kenara koyuyorum. Sessizliği arıyorum. Bahar Erdeniz pek çok filmde oynadıktan sonra son filmini 1979 yılında çevirdi. Bu film noktayla virgül paldır küldürdü. 1979 yılında yani 29 yaşındayken eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel'le tanıştı. Büyük bir aşk yaşayan sanatçı futbolcuyla nikah masasına oturdu. Nikahları Batı Berlin konsolosluğunda kıyıldı. Evlenince eşiyle birlikte Fransa'ya yerleşti. Oyunculuğu da bırakmıştı haliyle. En iyi sanat ev kadınlığıdır diyordu. Kendisini evine ve eşi Engin'e adadığını söylüyordu. Bu evliliğinden oğlu Can Verel dünyaya geldi. Can küçük yaşta sporun pek çok dalıyla ilgilendi. Babası gibi futbola da merakı vardı. Ama geçirdiği bir kaza sonrası spora ara vermek zorunda kaldı. Annesinin izinden gidip oyuncu olmaya karar verdi. Can Verel bir röportajında şöyle söylemişti. Ailem hiçbir zaman beni bir şeye yönlendirmedi. Futbolcu baba oğlunu futbolcu yapmak için bir çaba içine girmedi. Ya da oyuncu annem benim üzerimde baskı kurmadı. Tamamen bana bıraktılar. Ben ne karar verirsem ona saygı duydular. O anlamda çok şanslıyım. Yıllar önce gazetede çıkan bir haberde şöyle yazıyordu Bahar Erdeniz'le ilgili. Bahar Erdeniz artık günlerini oğlu Can'ın bakımı ve eğitimiyle ilgilenerek geçiriyor. Bir gazetenin açtığı yarışmada Mankenler Kraliçesi seçildikten sonra sinemaya başlayan Bahar Erdeniz, Yeşilçam'da aranılan bir yıldız olmuştu. 1981'de Engin Verel'le evlendi, oğulları Can'ın dünyaya gelişiyle mutlulukları daha da arttı ve Bahar Erdeniz artık evinin kadını oldu. Sinemadan 12 yıldır uzak olan güzel kadın, eski filmlerini seyrederken çok heyecanlandığını söylüyor. Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere Vur Engin Vur başlığıyla da konu olmuştu. O dönemde Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövmüştü. Ayrıca Engin Verel iyi bir aile babası olarak tanınıyordu. Yıllar geçti, Bahar içindeki sanat aşkını hatırladı. 2004 yılında Bütün Çocuklarım adlı dizi için yeniden kamera karşısına geçti. Bu dizide Kadir İnanır'la birlikte oynayan Erdeniz, Feryal karakterine hayat verdi. 2006 yılında şarkıcı Gökhan Özen'in başrolde oynadığı Sevda Çiçeği adlı dizide Gül karakterini canlandırdı. Ve son olarak 2007 yılında Kader adlı dizide Türkan rolüyle çıktı karşımıza. Bahar Erdeniz, Türk sinema dünyasının en başarılı isimleri arasına adını altın harflerle yazdırmıştı. Çevirdiği filmlerin üzerinden yıllar geçti ama hala ilk günkü gibi seyrediliyor. Ve onun o muhteşem güzelliği akıllardan silinmiyor. O tüm şöhretini bir kenara bırakıp bambaşka bir yol çizdi kendine. Ama şöhreti onu bırakmadı. Yeşilçam'dan bir Bahar Erdeniz geçti. İyi ki de geçti.